Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yeni bir Kur'an Time yayınında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün hayırlısı olsun duası hakkında bize sorulan iki farklı soruyu yanıtlamaya çalışacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Hayırlısı olsun duası makbul bir dua mıdır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken kesin bir dille isteyin diyor ve Allah gafil kalbin ettiği duaya konsantre olmamış, başka şeyler düşünen kalbin duasını kabul etmez buyuruyor. Bu açıdan Allah'tan istediğimizi kesinleştirerek istemeliyiz. Bu kesinleştirme işinden önce de imkan dahilinde hem araştırma yapmalı, hem istişare etmeli, hem de düşünmeliyiz. Bu açıdan asıl isteği muallakta bırakan ve bir cins tembellik ve geçiştirme olan hayırlısı olsun duası dua değildir. Verimsiz ve faydasız bir temennidir. Diğer taraftan bir insanın asıl istediği şey bellidir de o insan gidiş yolunda kararsızdır. Mesela üzerinde düşünmüş, araştırmış ve bilgisayar mühendisliğinin kendine uygun olduğunu görmüş ama şehir ve üniversiteye karar verememiştir. Veya bilmediği şeyler olmasından korkuyordur. Bu durumda Allah'ım ben bilmem sen bilirsin, ben kulum sen Rabbsin, ben acizim sen beni benden daha iyi tanırsın, sen her şeye kadirsin, benim dünyam, ahiretim, kişisel başarı ve mutluluğum için en uygunu, iyisi, güzeli neyse onu nasip et niyetiyle Allah'ım hayırlısı olsun diyorsa bu güzel bir duadır ve hadiste tavsiye edilen istihare duasına benzemektedir. Evet, kişinin tercihleri de onun sorumluluğundadır. İnsan tembelliğe düşmemeli, araştırmalı, uzmanlara ve tecrübelilere danışmalıdır. Net kararlar verip, karar verdikten sonra azimli ve ısrarlı olmalıdır. Bütün bunlarla beraber bizim her şeyi bilmediğimiz, her alternatifi doğru değerlendiremediğimiz de unutulmamalı. Allah'ın ilmine başvurmalı, ondan bizi iyi, doğru, güzel ve hayırlı olana ulaştırması istenmelidir. İkinci soruyla devam edelim. Dualara hayırlısıyla ibaresinin eklenmesine gerek var mıdır? Cevap: Allah-u Teala kulunun duasına şerli bir karşılık vermez. Allah duaya icabet ettiği vakit her hükmü hayır olur. Bu hayır o isteğin aynen kabulü, daha güzelinin verilmesi, günahların affedilmesi veya başa gelebilecek muhtemel belaların kaldırılması şeklinde olabilir. Hiç fark etmez. Allah-u Teala'nın verdiği cevapların hepsi her zaman hayırdır, hayırlıdır. Bununla beraber dualara hayırlısıyla kelimesini eklemenin dua edenin şuuruna faydası olabilir. Yani dua edildiği esnada dua eden kişinin örneğin ben bu sorunun halledilmesini istiyorum ancak bu hakikaten benim durumuma, mizacıma, şartlarıma uygun mu? Ben bu sorunun kaldırılmasını tam olarak neden istiyorum? Bu sorun giderilecek ve istediğim verilecek ama bu durumda imandan ve Kur'an'dan uzaklaşma ihtimalim var. Bunu da istemem gibi değerlendirmeleri yapmasını sağlayabilir. Dolayısıyla dua edilecek bir konu zihinde ben bunu istiyorum ama bu benim için toplamda ele alındığı vakit hem dünyam, hem ahiretim, hem geleceğim, hem kişisel durumum açısından faydalı olacak mı? Bu anlamda istediğim şeyin hayırlısı acaba bu mu? Şeklinde kodlanmışsa bunun bir zararı olmayacak, aksine faydası olacaktır. Dolayısıyla insan duada isteyeceği şeyler üzerine bu konuları da düşünmelidir. Ancak sonuçta Allah-u Teala zaten her zaman her duaya hayırla icabet eder. Siz Allah'a müteveccihseniz, Allah'a elinizi açmış iseniz o her duanıza hayırla cevap verecektir. Ancak hayırla cevap vermek illaki sizin arzularınıza göre cevap vermek değildir. Arzuladığınız şey sizin için güzel olabilir, size güzel görünebilir ancak Allah-u Teala onu değil daha güzelini verebilir. Burada daha güzel ibaresi ahirette her şeyin hakikati ayan beyan ortaya çıktıktan sonra tam olarak anlaşılabilecek bir şeydir. Elbette bu dünyada da daha güzel olanın sadece güzel olandan farkı bir nebze anlaşılabilir. Ancak edilen bir duaya tam karşılık alamamak durumunda verilecek olan daha güzel şey ahirette de gönülleri tam olarak tatmin edecek bir şeydir. Konuya son bir alt başlık daha atarak meseleyi bitirelim. İnsanın dinlediği, izlediği, okuduğu ve sosyal çevresinden edindiği izlenimler onun arzularını, planlarını ve hedeflerini çok güçlü biçimde etkileyebilir. Özellikle de bunlar üzerine kurduğu hayaller ve hayatla ilgili yaptığı şikayetler onun arzularını güçlü bir şekilde belirleyebilir. Bu nedenle insanın arzuları, planları ve hedefleri rastgele belirlenmiş olabilir. Örneğin kişi mavi gözlü bir aktöre duyduğu gizli açık hayranlık sonucu dualarında Allah'ım ben mutlaka mavi gözlü bir eş istiyorum diye tutturabilir. Tekrar edelim ki dua ederken bunun da bir zararı yoktur. Ama bütün mevzuyu buna odaklamak, ben ancak böyle mutlu olabilirim diye kendine gerçekte olmayan bir şartı koymakla insan kendisine zulmetmiş olur. Halbuki mesela bir yemekten beklenen şey doyurucu, besleyici, lezzetli olması ve gerekli minerallerle vitaminleri içermesidir. Eş içinde, iş içinde buna benzer başka şeyler düşünülebilir. Bu genel özelliklerle bir beklenti oluşturmak, kişiyi spesifik bir özelliğe göre beklenti oluşturmaktan daha rahat ettirecektir. Bunu bilmek ve ona göre dua etmek
bizim için daha faydalı olacaktır. Allah-u Teala'dan bize dua ve hayır kapılarını sonuna kadar açmasını dileriz.